Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi gelelim A klasa. En çok A klasta kafanızın karıştığını düşünüyorum. Öncelikle A klası bölmeden önce nasıl bir görüntüsü var ona bakalım. Onlu bir IP örnek verdim. Subnet maskı default olan 8. O yüzden ilk okteti 1-1-1'den oluşuyor. Kalanları da 0. 24 tane 0 var. 8 tane 1 var. Hiç bölünmediği için bu bir tane ağ demek. Bir tane ağ da şu demek, bu on network. Yani on network'ündeki bütün cihazlar, buradaki IP'ler ne olursa olsun birbiriyle direkt haberleşebilir. Aynı ağdadır. Peki kaç tane cihaz girebiliyor buraya? 2 üzeri m eksi 2 demiştik. Bu sefer m 24 olduğu için yeşiller. 2 üzeri 24 eksi 2, o da 16 milyon 777 bin 216. Eksi 2. Yani 16 milyon 777 bin 214 tane cihaz bağlanabiliyor aynı anda bu ağa. Bunu bir diğer gösterimi şöyle de düşünebilirsiniz. Kombinasyon gibi. Çünkü buradaki IP'lerin alabileceği değerler şöyle. 10 0 0 1 10 0 0 2 10 0 0 3 Kaça kadar gidecek? 10 0 0 255. Peki 10 0 0 255'ten sonra bir büyük rakam ne oluyor? 10 0 1 0 10 0 1 1 10 0 1 2 şeklinde her basamak tek tek artarak gidiyor. Bu da şu demek. Burada 256 tane seçenek var. 0'dan 255'e kadar. Burada da 256 tane seçenek var. 0'dan 255'e kadar. Burada da 0'dan 255'e kadar 256 tane seçenek var. O yüzden kombinasyon bize şunu söylüyor. 256 çarpı 256 çarpı 256 tane IP burada kullanabiliyoruz. Bir başka gösterimi de bu. Şu yukarıdaki formülün. Yani 256 çarpı 256 çarpı 256 da bize şu rakamı veriyor. Bunun içinden eksi 2'yi mutlaka çıkarmamız lazım. Kullanabileceğimiz host adedi bu. Bakın bu böyle bir ağın A class IP'nin network adresi 10.0.0.0. Broadcast adresi alabileceği en büyük rakam olduğu için 10.255.255.255. Bu ikisinin arasında kalan rakam 10.0.0.1'den başlayıp bu rakamlar arta 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 gidiyor. Son 255'ten önceki son büyük rakam da 10.255.255.254 şeklinde. Yani bu ağdaki en büyük cihazın alabileceği IP de bu. Devam ediyorum. A klası 4'e böldüğünüz zaman. Örnek. Aslında bu 4'e böldüğünüzde kafanız pek karışmayacak. Çünkü C klas IP'nin bölünmesine çok benziyor. Bölü 10 yapıyoruz. Bölü 10 yapmamız ne demek? Normalde 8 iken 2 tane bit aldık. 2 bit aldığımızda bölü 10 oldu. Normalde 8'de 10 oldu. A maskesinde böyle gösterdik. Nedir? 2 üzeri 2, 4 tane ağa bölünmüş. Kalan yeşillerin sayısı 22. Bu durumda 4.194, pardon, 4.194.304 adet IP alabilir. Eksi 2, 302 tane cihaz burada bağlı çalışabilir. Ben yine şöyle yapıyorum. Şurayı böldüğümü varsayıyorum. Burayı 4'e böldüğüm için 256'yı 4'e böldüm. Buradaki duraklarım 64. Peki duraklarıma göre ben networklerimi yazayım. 10, 0, 0, 0, 0. Kırmızıyla gösterdim. Dikkat çekmesi için. Şurayı bölüyorum. İkinci okteti bölüyorum. Yani üçüncü ya da dördüncü oktette bir işim yok. Buralar serbest. Burayı bağladım. Bağlama işlemi dediğimde şu. 10, 0, pardon 10, 64, 0, 0. Bir sonraki ağda 10, 128, 0, 0. Bakın hep 64'lü duraklar haline gidiyorum. 0, 64, bir daha 64 ekledim. 128, bir daha 64 ekledim. 192. Artık araları dolduracağım. 64'ün bir küçüğüne burada birinci network'ün alabileceği adres 10, 63. Ama şuralara dikkat edin. Sondaki iki rakamın en büyük hali 255, 255. Bunun üzerine bir tane daha IP geldiğinde 10, 64, 0, 0 oluyor.
Belki kafanızı karıştıran kısım şurası olabilir. 255-255. Çünkü burayı göz ardı ediyorsunuz genelde. 10.63.00 deme ihtimaliniz yüksek ama öyle değil. Buradaki en büyük rakam bu şu anda. Bunun peşine 10.64.00 geliyor. Peki bunun son IP'si ne? 10.127.255. 255 alabileceği son rakam. Üçüncünün alabileceği son rakam 191-255-255. Önce bu 255'leri dolduracak ki sonra 192'ye geçsin. En son adres ise dediğim gibi daima en son adres ve ilk adres pek şaşmaz. Pek değil, hiç şaşmaz. 10.0.0.0, 10.255-255-255. Bunları bitirdiğime göre araları doldurması biraz daha kolay olacak ama şu 255'lere dikkat edin. Buradaki alabileceği en büyük rakam ne? 10 0 pardon ilk rakam 10 0 0 1 son rakam 10 63 255 254. Artık şunu görünce şurayı yazmak biraz daha kolay olabilir. Burada da aynı mantık. 10 64 0 1 10 127 255 254. Aynı mantık burada. 10 128 0 1 10 191 255 254. Şunun bir küçüğü, üsttekinin bir büyüğü. Aynı şeyi buraya da yansıttığım zaman benim yine 4 tane ağım olmuş oldu. İşte A klas bir IP'yi 4'e böldüğünüzde bu kadar geniş aralıklar elde ediyorsunuz. Şimdi şurada alabileceği cihaz sayısı 4 milyon 194.302 tane olduğu için karışık geliyor size. Çünkü burada bir sürü IP var kullanabileceği. Devam ediyorum. 10 değil de 18'e böldüğümüzü varsayalım. Biraz daha işleri zorlaştırdım. Hani rakamlar arttıkça, büyüdükçe biraz daha algı değişiyor. Bu sefer 18 diyebilmek için bakın normalde 8'di. 8 daha kullanmış. Şurayı komple almış. Bunu alt ağlara bölmek için kullanmış. Burayı da iki tanesini daha almış alt ağlara bölmek için. Toplamda 18 tane bit burada kullanıyor. Ama 8'i zaten kullandığı için 10 tanesi kullanmış. 2 üzeri 10 yani kırmızıları sayıyorum. 2 üzeri 10. 1024 tane A mevcut. Zaten A klası 1024'e bölüyor. Bakın 1024 tane A oluşacak burada. Peki kalan host sayısı şuradaki rakamlar ne? 8 artı 6, 14. 2 üzeri 14 eksi 2 tane host bağlanabiliyor aynı anda. Buradaki her bir ağ. 24 tane ağda 16.382'şer tane cihaz bağlanabiliyor. Şimdi bunu ben kolaylaştırmak için şöyle yaptım. Şuraya hiç dokunmuyorsunuz. Tamam mı? Burası zaten alt ağları bölmek için kullanıldığı yani full kullanılmış. Buraya dokunmanıza gerek yok. Sanki şurayı şu üçüncü okteti dörde bölüyormuş gibi düşünebilirsiniz. Çünkü iki tane kullanılmış. Bunu temsil yapacağım ama burayı sadece 4'e bölmüyorsunuz. Bakın 1024'e bölüyorsunuz. Orada karıştırmayın. Ben sadece şurayı bölmeyi kolaylaştırmak için yapıyorum. Sanki şu sol tarafı görmeyin. Sadece şurayı böldüğünüzü varsayın. Burayı böldüğünüzde durak sayınız ne oluyor? 256 bölü 4. Normalde 2 üzeri 2 olduğu için 4'e bölünüyor. 64. Duraklarım 64. Bu sefer duraklarımı 64'e göre yazacağım ama 3. oktette 64'e göre yazacağım. Aslında 1. oktetim de var benim hala. Bunu sakın göz ardı etmeyin. Yanlış bir şekilde öğrenin istemem. 1. network adresi bakın özellikle kırmızı kırmızı gösterdim. 10 0 0 0. 2. durağım 10 0 64. Şuradaki rakama göre 3. oktetimin 64 olduğunu biliyorum. 3.'ünün 128 olduğunu biliyorum. 4. 192. Bu bir önceki örnekle hiçbir farkı yok gibi. Fark birazdan belli olacak. Bakın 1, 2, 3, 4. Daha sadece 4 tane network'ü yazdım. Sayfaya bu kadar sığdığı için. Ama burada 1024 tane ağ var. Devam ediyorum. Şimdi bu rakamların bir büyüğü bir küçüğü ne olur? 10, 0, 64'ün bir küçüğü ne olur? Artık bir önceki örnekten biraz tanıdık gelmesi lazım. 10, 0, 63, 255 olur. Bu rakamın bir küçüğü. Peki şurada ikinci network'ün bir küçüğü ne olur? 10, 0, 127 255. Dördüncünün bir küçüğü ne olur? 10 0 191 255. Buradaki oktetin son
rakamı ne olur? Burası yanlış olmuş. Yo, doğru. Pardon. Burası ne olur? 10, 0, 255, 255. Alabileceği son rakamı aldı. Şimdi araları dolduralım. 10, 0, 0'ın ilk rakamı 1, son rakamı 63, 254. Burada da 10, 0, 64, 1, 10, 0, 127, 254. 10, 0, 128, 1, 10, 0, 191, 254. Araları doldurarak gidiyoruz. Şimdi ilk 4 parçayı yaptık. İkinci 4'e geçersek, bu sefer artık bakın şurayı bitirdiğimiz için ikinci okteti 1 olarak kullanıyoruz. Artık 1'e geçtik ve bu 5. network. Yine 1, 64, 1, 128, 1, 192. Devam ediyorum. 1, 64'ün bir küçüğü 1, 63, 255. 1, 127, 255. 1, 191, 255. 1, 255, 255. Burada 1 ile başlayan IP'lerin alabileceği son bölüm bu. Aralarını doldurursak 1, 0, 1, 1, 63, 254, 1, 64, 1, 1, 127, 254, 1, 128, 1, 1, 191, 254. Böylece 1 ile başlayan 5, 6, 7 ve 8. networkleri de tanımlamış olduk. Bir sonraki grup ne olacak? Artık tahmin edersiniz. Artık 1 değil, 2'ye geçiyoruz. 12, 0, 0. 12, 64, 0. 12, 128, 0. 12, 192, 0. Burada da 2 ile başlayan kısmı 4 ayrı parça gibi düşünün. 12, 0, 0. Ne oldu? 12, 63, 255. 12, 127, 255. 12, 191, 255. 12, 255, 255. Aralarında doldurursak deminki mantıklarla bu şekilde oldu. Peki bu böyle nereye kadar gidiyor? 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu. Böyle devam edecek burası. Aynı örneği ben 4, 5, 6, 7 diye devam edeceğim. En son noktaya geliyorum. 1021. network. Bakın 1024 tane ağ vardı. 1021'de 10255 0 0. Çünkü burada artık en büyük rakam 255. 064 255 128 pardon. 255 64 255 128 255 192. Şunun bir küçük rakamı 10255 63 255. 10255 127 255. 10255 191 255. 10255 255 255. Dediğim gibi her zaman son rakam. Bakın 1024. network adresi bu. Artık alabileceği son bölüm. Aralarını dolduruyorum. 255.01 255.63 254 64'e 1 127'ye 254 128'e 1 191'e 254 şeklinde gitti. Size örnek olarak bunun bir şeyini de vereyim. Subnetting. Bakın. Bu web sayfası subnetlere bölmeyi hesaplıyor. Çok büyük bir rakam olduğu için burada bütün sayfayı dolduramadı. 1024 tane network oluşturamadı. İlk önce hiç bölünmemiş haldeki A class. Yukarıya yazıyorsunuz. 10.0.0.0. 8 tane. Bu adresi de ben bu arada videonun açıklamasına eklerim. Normalde subnet maskı 8 iken 18 kullandık. Sonuç ne olur diyorsunuz. Sonucu size şu şekilde yazıyor. Bendeki gibi aralıklar şeklinde yazmamış. Önce network, sonra broadcast adresi, sonra host min, host max diye gidiyor. Bakın buradan genel tabloyu bir kere daha görebilirsiniz. Demin benim yaptığım şeyin uzun hali. 10.0.0.0'da işte broadcast 10.0.63'e kadar gidiyor. Sonra 64. 10.0.0 network'ü, 10.0.64 network'ü, 10.0.128 network'ü, 10.0.192 network'ü. Sonra 11'e geçti. 11.0.0, 11.64, 11.128, 11.192.
12.00, 12.64, 12.128, 12.192. Gördüğünüz gibi her rakamda 4'er tane bölümü var. Böyle 1024'e kadar aşağıya kadar gidiyor. Sayfayı tam dolduramamıştı en son. Bir yerde hata verecek. 7'ler, 8'ler hep aynı döngü devam ediyor. Evet, bu konuda A ve B klasları içeren bolca örnekli bir video daha çekmeye çalışacağım. Umarım orada biraz daha konular pekişir. Sizden de ricam mümkün olduğu kadar soruları kendiniz çözün. Eğer aklınıza yatmıyorsa başka kaynaklardan da öğrenmeye çalışın. Bir önceki videomu belki destekleyici bilgiler olarak kullanabilirsiniz. Bu videoda biraz daha dediğim gibi formüllere ağırlık vermeye çalıştım ve A klastan B klastan anlatmak istedim. A klastan birkaç örnek verdim en azından. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım faydalı bulursunuz, işinize yarar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.